başlıyoruz. Büyük milletimiz merhaba. Devam ediyoruz Ulusal Kanal ekranlarında özel yayınlarımıza. Ulusal Kanal farkıyla Türkiye'nin bu önemli gününü, önemli günlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Evet, Emrah Taş'tan biliyorsunuz Beşiktaş'ta, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan olayları bize orada telefon sesiyle aktarmıştı. Bu sefer kendisi geldi. Beşiktaş'tan sıcağı sıcağına Emrah Taş'tan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, neler oluyor Beşiktaş'ta? Oradan geldi sıcağı sıcağına. Hala üstünde bir gaz kokusu var. O kokuyu doğrudur, hissediyoruz. Doğrudur. Gözler de biraz kızarmış. Doğrudur. Evet, buyurun. Milletimiz gibi yani. Bütün milletin bugün gözleri kızarık. Bütün milletin üzeri gaz kokuyor. Bizim de Ulusal Kanal çalışanı olarak üzerimiz gaz kokuyor. Normaldir. Dolmabahçe'de bir savaş var. Yani bunu abartarak veya oradan gelmenin sıcaklığıyla söylemiyorum. Ciddi anlamda bir savaş var. Kameralardan uzak olmanın verdiği rahatlıkla AKP'nin o robokopları, polisleri şu anda gaz bombası yağdırıyorlar. Hala ben gelirken de gaz bombası yağdırıyorlardı. Şöyle söyleyeyim, Bezmi Alem Camii ve Dolmabahçe civarında çatışmalar çok şiddetli olarak devam ediyor. Tahminen saat akşam 7-8 civarında, tabi orada sürekli bir mücadele vardı da, ama esas kalabalığın yoğunlaştığı ve mücadeleye başladığı saat 7.30-8 civarı, o saatten beri polisle yüksek yoğunluklu bir çatışma devam ediyor. Polis gaza boğuyor resmen Dolmabahçe'yi ve o çok hani imamın ordusu diyoruz, sözde dini duyarlılıkları var ya bunların, Taksim'e cami yapacağız diyorlar ya, o Bezmi Alem Camii'nin içine gaz bombaları yağdırdılar. Dolmabahçe'nin içine gaz bombaları yağdırdılar. Buna rağmen tamamı gençti. Orada orta yaşlı insan bile bulmak güçtü. Müthiş bir direnç, müthiş bir kararlılıkla polisleri püskürtmeyi başardılar. Polis onları püskürttü. Gençler bir daha polisi püskürttü. Ki şöyle söyleyeyim, 3,5-4 metre yükseklikte bir barikatla gittikleri her yere o barikatı taşıyarak bir mücadele verdiler. En sonunda gelmezden hemen önce olan olayı aktarayım. Artık o devam eden eylemlik merkez komutanlığını geçmişti, Beşiktaş'taki merkez komutanlığı geçmişti ve Dolmabahçe'ye tahminen 200-300 metre bir mesafe kalmıştı. Orada hem üst taraftan hem helikopterlerden hem önden sivil şahıslar tarafından, muhtemelen sivil polistir ama sivil şahıslar tarafından, denizden feribotlardan yüzlerce gaz bombası yağdı. Yüzlerce, bunu söylemekte hiçbir çekinmiyorum. Hı hı. Çünkü belki daha fazla sıkılmıştır. Dakikalar boyunca o arada sıkışan halkın üzerine hedef gözeterek gaz bombası atıldı. İnsanlar kaçarken yakın takipte düşman askerini kovalar gibi çok yakın mesafeden insanların kafasına, yani yakın mesafe dediğim 20 metre kadar. En önde olduğumuz için o görüntüleri de rahatlıkla gördük. 20 metre kadar mesafeden insanların kafalarına gaz bombaları atıldı. Şu anda oralarda çok sayıda başından yaralanmış, gaz bombasıyla yakın mesafeden başından yaralanmış çok sayıda gösterici, eylemci, yurttaş var, genç var. Şöyle ilginç bir olay oldu, onu da söyleyelim. Kararlı kat safhada her mücadeleyi bir adım öne taşıyan her şey büyük bir coşku yaratıyor aynı zamanda. Biri havai fişek bulmuş, o tarafa doğru bir havai fişek attı, havaya doğru. İnsanlar ondan sonra sloganlar, hükümet istifa sloganlarıyla polis barikatlarına yüklendi, barikatı yıktı. Üst taraftan bir yerden bir kepçe operatörü bulmuşlar, bir kepçe bulmuşlar, getirmişler. O filmlerde hani tank vardır ya, savaş filmlerinde tankın arkasından üstünden binip yürüyenler. O kepçe kaldırdı ağzını, iki tane tomanın arasına girdi. Tomaları perişan etti. Tomalar kaçtı ve ortalıktan kayboldular. Polisler ortalıktan kayboldu. Daha sonra bu tomayı iş makinesine, özür diliyorum, polisler yaktı en sonunda. Artık o Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi tehlikesi olursa olunca en öndeydi. Birçok gaz bombası atılmasına rağmen kulübesine bir devam etti o yürüyüşüne. O yürüdükçe gençler de onun arkasından yürüdü. Gaza daldırmadı bu sefer. Şunu da söyleyelim. Yakın bir zamanda herhalde görüntülerimizi aktarıyoruz bir yandan. Görüntüye gelecektir diye düşünüyorum. Bezmi Alem Camii'nin içinde bir sağlık merkezi var.
O sağlık merkezinde onlarca yaralı, çoğu başından, boynundan, sırtından gaz bombasıyla yaralanmış, kan revan içinde. İlk yardımı yapılmaya çalışılıyor. 5-6 tane, belki 10 tane fedakar doktor tarafından. Bu arada bir takım yandaş kuruluşlara da söyleyelim, Silivri'de haber yapmışlardı. Yurttaşlar camiye ayakkabılarını çıkararak giriyor. Onu da söylemiş olayım. Özellikle tarihi bir cami, insanların dini duyarlılıkları var. Bu da görüntülere yansıyor. Ambulanslar içinde gaz bombası taşındığını gördük. Bu da ayrı bir şey. Ambulansların içinde polise gaz bombası taşınıyor. Yine deniz tarafından feribotlarla Beşiktaş'a bir şey, polis takviyesi olduğunu biliyoruz. Ancak gençlerin direnişi sürüyor. Biz de oldukça zor şartlarda kendimizi aradan kurtarabildik. Sağ olsun, yani basın kartı sayesinde kurtardık. Tam yanımda bir başından yaralanan bir şahsa işte göstericiye müdahale ederken bizim de üstümüz başımız kan oldu. Mücadele sürüyor. Yani buradan özet olarak çıkaracağım şey, insanlar Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde kendini görmek istiyor. Yani o Taksim aldık sıra iktidarda, sıra Dolmabahçe'de Başbakanlık Ofisi'nde mantığıyla gençler tek amaçları ölüp ölüp dirilip Dolmabahçe'ye gidiyorlar. Bir grup gidiyor, gazdan etkilenince geriye geliyor, yerine yeni bir grup gidiyor. Aynı o Çanakkale Savaşı'ndaki aradaki siperler arası mesafe 8 metre meselesi gibi sürekli bir değişim oluyor, insan değişimi oluyor. Yaralananlar geri alınıyor, arkadaşları tarafından taşınıyor. Ancak şunu da söyleyeyim, bu görüntüler yarın Tayyip Erdoğan'ları Yüce Divan'da değil, Divan-ı Harp'te yargılatır. Divan-ı Harp'te yargılatır, öyle söyleyeyim. Çünkü savaş suçu işliyor artık. Ortada bir savaş var Türk milletiyle AKP iktidarı arasında. Ve Tayyip Erdoğan'ların bu savaşta işledikleri savaş suçları nedeniyle bu iktidar hem Yüce Divan'da hem de Divan-ı Harp'te yargılanır. Bu arada şunu da benim Dolmabahçe'deki izlenimlerimden değil, arkadaşlar özellikle uyarıyor, oradaki arkadaşlarımız özellikle uyarıyor. Gelen bu yönde sosyal medyada gelen çok bilgi var. Özellikle İzmir'de AKP'nin sivil faşistleri devrede. Bunu da aktarmış olalım. Evet. Yani bir grup çevik kuvvet polisi ilerliyor. Arkasından bir grup eli satırlı, sopalı, bıçaklı AKP'nin sivil faşist sürüsü gidiyor. Birini gözaltına aldıkları zaman, evet, birini gözaltına aldıkları zaman polisin yanı sıra o faşistler de polisle birlikte saldırıyor. Polise tamamen yancı kuvvet olarak gidiyorlar. Bunu da özellikle aktarmış olalım yurttaşlarımıza. Şimdilik benim aktaracaklarım bunlar. Yani Dolmabahçe'deki durum aynen böyle. Son derece net bir mücadele vardı orada. Evet. Son derece sıkı bir mücadele vardı ve o mücadele sırasında yaşadıklarını aktardım bize. Gözaltılar da oluyor galiba. Sivil polislerin olduğunu görürüz. Sivil polis. Evet, evet. Gözaltılar oluyor. Aslında Dolmabahçe'deki müdahale sırasında çok fazla gözaltına insan alamadılar. Benim yani kimseyi görmedim. Çünkü gözaltına alacak güçte polis yok aslında. Bakın. Teoman Halil'i gözaltına alacak kadar polis yok orada. Yani çok az sayıda polis ama gaz bombasının insanlar artık cansiperane şekilde kendilerini savunuyorlar ama başından yaralanan insan, ya nefes alamayan insan. Orada esas mesele Dolmabahçe'deki başbakanlık konutunu koruma meselesi mi? Polislerin esas kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Artık yani şey gibi oluyor, hani bir kaleyi kuşatırsınız, kalede düşmek üzere olduğu zaman cansiperane kendini savunur ya artık. Elinde ne varsa son gücüyle kendini savunur. Ben bunu buna benzetiyorum. Dolmabahçe faşizmin kalesi bugün. Aynı Ankara'da başbakanlık binası olduğu gibi. Faşizmin kalesi. O kaleyi korumak için de müthiş derecede bir sert müdahale. Savaş görüntüleri, dediğim gibi kesinlikle savaş görüntüleri olduğunu düşünüyorum. Hani şunun 20 metreden bir insanın kafasına nişan alıp gaz bombası atmakla hani silah sıkmanın tabii ki farkı vardır ama yani bakış olarak... Biri emir verse artık silah sıkacaksın diye silah sıkacak bir şey var orada, yapı var. Özellikle bu. Hedef Dolmabahçe. Dolmabahçe hedefi çok net. Çok net Dolmabahçe hedefi. İnsanlar bu konuda mücadele vermek istiyorlar. Azimliler ve hepsi genç. Bakın orta yaşlı insan görmedim. Hepsi genç. Evet, bu önemli tabii. İşin gençliğin sahip çıkması son derece önemli bir şey. Ve şöyle gençler, yani düşen arkadaşını alıp geriye taşıyan, düşen arkadaşına direkt ilaç, gözüne ilaç sıkıp iyileştirmeye çalışan, tamamen insani. Bakın hani biz hep şey görürüz, şuradaki görüntüden belki
o taş atan insan bir provokatör veya bir eylem şey gibi, değişik bir insan gibi görünebilir bu eylemde olmayan insanlara yönelik. Ama orada insanlar müthiş bir insanlık dersi veriyorlar aslında, öyle söyleyelim. Müthiş bir insanlık dersi. Evet. Bu oldukça önemli. Orada insanların insanlık dersi vermesine. Bir şey daha soracağım. Yani şimdi çapulcu mapulcu falan deniyor ya, sürekli böyle ifadeler kullanıyor eş başkan oradaki göstericilere. Yağma olayları falan var mı? Yani yağmalardan kesinlikle falan bahseden, iddia edenler falan kesinlikle var mı? Kesinlikle yok. Yani şöyle söyleyeyim. Yağma yok. Şiddet diyorsanız sadece oradan buradan bariyer söküp taşıyıp barikat kurmaktan başka bir şeyin şiddeti yok orada. Hı-hı. Esas çapulcu varsa, provokatör varsa burada ben polis ekipleridir diye düşünüyorum. Yani artık şöyle, demek ki onlar da çok uzun süredir görev başında olmaktan, onların deyimiyle görev başında olmaktan biraz da sinirleri iyice harap olmuş durumda herhalde. Ve emir de gelince, kendilerini yasal olarak sınırlayacak bir şey de görmeyince artık insanlık dışı şekilde karşıdakinin insan olduğunu unutmuş vaziyetler. Onu çok net söyleyeyim. Böyle bir müdahale var. Öbür tarafta dediğim gibi bir an eline gelen gaz bombasını geri atan bir genç, iki dakika sonra bir genç kızın yani gözünü silmeye uğraşıyor falan, hiç tanımadığı insana yardım etmeye uğraşıyor. Öyle bir şey bu Dolmabahçe'de olan. Mücadelenin de şu anda sürdüğünü biliyorum. Herhalde Kabataş yönünde, ben geldikten sonra tabii o arada ne değişti bilmiyorum ama o sırada yine bir direnç vardı. Gözaltı çok büyük bir ihtimalle yok çünkü çok az sayıda polis, tahminen 30 civarı polis. Ama helikopterden atılan gaz, şimdilik aktaracaklarım bunlar. Evet, Emrah Taş'tan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yoğun bir mücadelenin olduğu yerden geldin. Başarılı bir habercilik yaptın bize. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler özel yayınımıza. Şimdi önemli bir haber var. Sendika.org sitesinin bir haberini aktarmak istiyorum size. Sendikalardan grev çağrıları başladı değerli izleyiciler. Bu yeni bir haber. 3 Haziran tarihli bir haber. Sendikalardan grev çağrıları gelmesi önemli. Yani bu mücadelenin emek mücadelesiyle birleşmesi açısından önemli bir gelişme olsa gerek. Sendikalar halkın isyanıyla dayanışma ve halka yönelik polis saldırılarını protesto etmek için grev çağrılarına başladı diyor Sendika.org. İstanbul Eğitim Sen Altınoğlu Şube 3-4 Haziran tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. Yani bugün ve 4 Haziran'da iş bırakma eylemi yapacağını açıklamış İstanbul Eğitim Sen Altınoğlu Şube. Önemli bir gelişme. Gecenin en önemli haberlerinden bir tanesi bu. Ayrıntılar şöyle. İstanbul Eğitim Sen Altınoğlu Şube Üniversiteler Şubesiymiş bu tabii. Halkın isyanına ve demokratik direnişe yönelik devlet terörünü protesto etmek için 3-4 Haziran günlerinde iş bırakma kararı aldı. Yani üniversitedeki öğretim üyelerinin şubesi olarak bilinen Eğitim Sen'in Altınoğlu Şubesi'nin kararı bu. Altınoğlu Şube tüm üniversite yönetimlerini bu hafta yapılacak sınavları ertelemeye çağırdı. Bu arada ilk haber şu. İstanbul Yeditepe Üniversitesi bugün yapacağı sınavları iptal etti. Erteledi değerli izleyiciler. Bu bilgiyi de verelim. Günün gelişmelerinden bir tanesi buydu. Yeditepe Üniversitesi bugün yapacağı sınavları erteledi. Bu haber birinci haber. Ama gelişme olarak, bir diğer gelişme olarak bütün üniversitelerin yönetimlerinde bu hafta yapılacak sınavların ertelenmeye çağırdığını belirtiyor Eğitimsen. Tüm üyelerimizi ve üniversite emekçilerini bu tarihi günlerin bilincini ve sorumluluğu ile iş bırakma eylemimize destek vermeye, AKP'nin emek düşmanı politikalarına ve devlet terörüne karşı haklı mücadelemizi yükseltmeye çağırıyoruz demiş değerli izleyiciler. Bu arada Hava İş'in 15 Mayıs'ta başlattığı Türk Hava Yolları grevi de devam ediyor. Yani genel grev çağrıları yavaş yavaş duyulmaya başlıyor. Buna yönelik bazı bilgiler de var. İnternet ortamında özellikle buna yönelik ifadelerin yoğunlukla geldiğini görüyoruz ama Sendika Org'un haberine göre İstanbul Altınoğlu Eğitim Sen Altınoğlu Şubesi, Üniversiteler Şubesi yani değerli izleyiciler, yarın ve diğer gün grev kararı almış. Bu önemli bir gelişme. Bunu da aktarmış olduk sizlere. Evet, sıcak bölgelerden gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ettik bu programımız boyunca. Sizden gelen mesajları da aktarıyoruz şimdi. Bunlar da tabii önemli mesajlar, önemli mesajlarla hem bizi bilgilendirmeye çalışıyorsunuz hem de bize aktarıyorsunuz. Bu arada bir telefon bağlantımız daha olacak. Günün önemli telefon bağlantılarından biri olacak. Çünkü sıcak noktalardan birindeydik. Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Sayın Metin Feyzoğlu bizimle birlikte. Sayın Feyzoğlu, iyi geceler efendim.
Efendim iyi geceler diliyorum. Evet gerçekten çok yoğun günler yaşıyorsunuz. Sabah televizyon kanallarında, gece televizyon kanallarında gaz bombaları atılıyor Mülkiyeliler Birliği'ne. Orada toplantılar yapıyorsunuz vesaire. Acil durum masaları kuruyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Söz sizde, buyurun. Vallahi efendim bir kere ben Ankara Barosu başkan vekiline, yönetimine burada içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara'da yürüttükleri çok özverili hukuk mücadelesi için biz de şahit oluyorum. Diğer illerde müthiş bir hukuk mücadelesi yürüyor. Örneğin Antalya'da, İzmir'de, Adana'da. Şu tablo tabii iç açıcı değil. Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Öncelikle siyasi iktidar ortamı hiçbir şekilde germemelidir. Kitleleri tahrik edecek cümlelerden, ifadelerden titizlikle kaçınmalıdır. Hatta mümkünse alışveriş merkezi, park, ağaç gibi kelimeleri cümle içinde dahi kurmaktan kaçınmasını öneriyorum. Çünkü cümleyi kurarken yanlış çıkıyor. Saatlerdir oradan oraya koşturup duruyoruz meslektaşlarımla birlikte Ankara'da. Tabii çok kötü şeyler yaşadık. Çok kötü şeylere tanık olduk. Devletin polisiyle halkın düşmanca karşı karşıya geldiğini gördük. Maalesef bir polis şiddeti asla tasvip edilemeyecek şekilde yaşanıyor. Önlenemiyor. Böyle bir karşılıklı nefret gelişiyor. Şiddet şiddeti doğuruyor. Nefret nefreti körüklüyor. Mülkiyeliler Birliği'nde bizzat gördüklerimiz korkunçtu. Mülkiyeliler Birliği seyyar hastaneye çevrilmişti Ankara'da. Bu sebebi de ambulanslar Kızılay'a giremediği için işte gösteriler sırasında doğrudan hedef gözetlere katılan gazlarla, gaz kapsülleriyle veya işte astımı olup gazdan astım krizine girenlere işte kırıklara, cop yaralanmalarına acil müdahale ediliyordu. Acil müdahale ediliyordu. İşte ilaçlar yığılmış. Doktorlar görev başında. Aynı yere biz Ankara Barosu'da meslektaşlarımız yaralananların şikayetlerini almak üzere başvuru masaları da açmıştık. Dolayısıyla çok sayıda avukat da vardı. Sivil toplum örgütlerinin başlarıyla, işte Türk Tabipler Birliği Başkanı'yla, TUMOP Başkanı'yla vesaire buluşalım düşüncesiyle ve yerinde meslektaşlarımı görmek için ben de Mülkiyeliler Birliği'ne gittim. Fakat o sırada işte sokak etrafındaki sokakların her yerinden polisler geldiler. Bir grubu kovaladılar. Gözümün önünde biz içeriden bakarken gazları bir yandan sıkıp bir yandan da yere yatırdıkları işte göstericileri feci şekilde dövdüler. Çok üzücü manzaralar. Tamamen kontrolden çıkmış olaylar. Sonra Mülkiyeliler Birliği'nin tam karşısında konuşlandılar. Tam karşısında konuşlandılar. Ve binaya doğru içine değil ama binaya doğru bahçesine de gelecek şekilde çok sayıda gaz bombası atıldı. Camlar açık
tutulamadığı için içeri giren gaz dışarı çıkamadı. İçeride zaten gazdan müteessir olduğu için yatan hastalar, yürüyemeyecek durumda olanlar vardı. Doktorlar, avukatlar ciddi tehdit altında kaldılar. Korktuk. Herkes korktu. Bunun üstüne bir şey yapılması lazım. Çünkü içeri girecekler. Ama içeri girdiklerinde de öyle bir şiddet ortamı, nefret havası vardı ki içeri girdiklerinde çok daha büyük bir kıyım olacak, bir zarar olacak görülüyordu. Yatıştırmak gerekiyordu. O yüzden birkaç arkadaşımızla birlikte dışarı çıktık. Yatıştırdık. Anlattık. Burada dedik. Doktorlar var. Avukatlar var. Hastalar var. İşte göstericilerin buraya sığındığını söylediler. Hayır dedik, göstericiler sığınmıyor. Yaralananlar buraya geliyor. Bu bir sığınma değil. Diliyor. Polisler bu arada çok önemli bir ayrıntı. Bizim muhatap olduğumuz amirler rütbelerini sökmüşlerdi. Sicilleri de görünmüyordu. Yani siciline bakayım dediğinde yok sicili, rütbesi belli değil ama rütbeli. O kişiyi aldık içeriye, gel dedim sana göstereyim, gel göstereyim, içeride hastane var, burası lokal gibi çalışmıyor şu anda, hastane olarak çalışıyor dedik ve içeri soktuk. Baktı hakikaten hastane. O zaman dedi çıkın, uzaklaşın, biz sizi koruyacağız dedi. Arkadaşları, içeridekileri hepsini teker teker çıkardık. Fakat o sırada işte o koruyacağız diyenler başka yere gittiler, ayrıldılar. Yeni bir grup geldi. O gelen yeni grup çıkanları gösteriden çıkıyorlar düşüncesiyle yine gaz bombası sıkmaya kalktı. Onların da önüne geçtik. Anlattık, dedik ki bunlar hastalar, doktorlar, avukatlar. Onlar da ikna ettik. Hadi şuradan gidin dediler. Şurada gösteriyor. Oraya gidince tabii 3 kişi 5 kişi yan yana geldiğinde polis ayrım yapmaksızın, yani şiddete başvuruyor mu başvurmuyor mu hiç bakmaksızın gaz bombasını sıkıveriyor. Evet. Tabii o kalabalık oraya yönlenince dışarıdaki herkesi, her kendinden olmayan yürüyen canlıyı terörist gibi gören bir zihniyetle gaz bombaları yağmaya başladı başka bir polis bölüğünden. Enteresan, birbirlerini de gösterici sanan polis grupları vardı. Sokağın ucunda bir grup polis, polis mi değil mi diye anlayamıyor işte. Kaskları zaman zaman çıkarıyorlar. Kaskları çıkardıklarında karanlıkta öbür taraftaki, biraz uzaktaki polisler o kalabalığı, gösterici kalabalığı görüp hiç ayrım yapmaksızın gazı basıyorlardı. Birbirlerine bağırıyorlardı. Gaz atmayın biz polisiz, gaz atmayın biz polisiz diye. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Gösteri yapıp yapılmadığı zerre kadar önemli değil gaz atımında. Zerre kadar önemli değil. Burada yapılan tamamen 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi yan yana gördüğünde dağıtmak amacıyla gaz. Bu arada son derece önemli, marjinal gruplar illegal hareketlere giriştiler ve polisin boşalttığı alanlarda bu defa da işte trafik işaretlerini yakmalar, otobüs duraklarını yakmalar gibi çok ürkütücü eylemler başladı Ankara sokaklarında. Vatandaşın durumu şöyle. Vatandaş tabii ki bu provokatörlerden korkuyor. Korkmamak mümkün değil. Ama vatandaş aynı zamanda polisten de korkuyor. İşte acı olan taraf bu. Evet. Yani polis de vuruyor, provokatör de vuruyor. Birisi yakıyor, yıkıyor, birisi gazı sıkıyor. Kafasına işte plastik mermi isabet ettiği söylenenler var.
ağır yaralanmalar var. Bugün işte dün beynine muhtemelen mermi, gerçek mermi saplanmış veya gaz bombasının şarapnel parçası saplanmış olan 26 yaşında bir genç sarısülük numune hastanesinde vefat etti. Dün beyin ölümü gerçekleşmişti. Ağır testis yaralanmaları var. Havaya sıkılması gereken gaz bombaları yaralayıcı, öldürücü, hatta silah gibi kullanılarak hedef gözetilerek sıkılıyor. Ya yere paralel sıkılıyor ya da yakın mesafeden yere sıkılıp yukarıya doğru şarapnel parçaları sıçrıyor. Ben buradan polisleri sevk ve idare edenlere sağduyuya davet ediyorum, sorumlu olmaya davet ediyorum. Provokatörlere hiç kimsenin kapılmamasını, tahriklere kapılmamasını talep ediyorum. Geçecek, bugünler geçecek. Bundan ders çıkartacağız, hepimiz ders çıkartacağız. Siyasi iktidar çok önemli dersler çıkartmak zorunda. Evet. Valiler, mülki, her düzeyden mülki amir önemli dersler çıkarmak zorunda. Devletin halkıyla polisi karşı karşıya getirilmiştir. Nefretle karşı karşıya getirilmiştir. Bunun mutlaka siyasi ve hukuki yansımaları, sorumlulukları olacaktır, olmalıdır. Ama artık soğukkanlı olmak lazım. Herkesin soğukkanlı olması lazım. Bu iş çığırından çıkmıştır. Derhal herkesin birer adım geri gitmesi zamanı çoktan gelmiştir. Söyleyeceğim şu anda bu. Çok Ankara Emniyet efendim. Müdürlüğü'ndeyim ben de. Şimdi geldik. Burada 500 civarında avukat var. İçeride de 1000 kişi. Daha doğrusu Ankara Emniyet, geçitli Ankara Emniyetine çevrilmiş spor salonunun önündeyiz. İçeride 1000'in üzerinde, 1500'e yakın göz altında kişi var. Avukatlarımız da dışarıda, 500'in üzerinde Ankara Barosu avukatı da şu anda ifade almalar için bekliyorlar. Biz de burayı denetlemeye geldik. Bu gece de ayaktayız. Efendim gerçekten kolay gelsin. Çok yoğun bir mücadele veriyorsunuz. Hukukçular olarak, hukuk insanları olarak gerçekten bunu takip ediyoruz. Bütün Türkiye takip ediyor. Hem baronuza, sizin şahsınızda baronuzun avukatlarına, hukukçularına büyük saygı duyuyor Türk milleti. Sağ olun efendim. Oradaki bütün barolarda şu an benim başında bulunduğum Türkiye Barolar Birliği'nin çatısı altında örgütlenmiş tek tek bütün barolarda çok büyük hukuk mücadelesi yürüyor. Ben izninizle ekranınız aracılığıyla olayların çıktığı tüm barolardaki bütün meslektaşlarıma özverili çalışmaları sebebiyle içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hekimlere inanılmaz bir insanlık gösterisi sundukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve vatandaşlara bir kez daha sağduyu öneriyorum. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'na Barolar Birliği olarak yeni bir mektubumuz olacak. Daha etkili bir şekilde sahaya inmesini talep ediyoruz. Biliyorsunuz 2 gün önce Türkiye Barolar Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na müdahale etmesini talep etmiştik. Evet. Bu çağrımız cevapsız kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da etkili bir şekilde devreye girdi. Ama İstanbul'da nispeten durulduğu görülen olaylar, polisin geri adım atmasıyla durulduğu görülen olaylar Ankara'da zirve yapmış halde. O yüzden hani bir söz var. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmezmiş. İstanbul'da da güneş açınca bütün memleket sanki yaz olurmuş derler. Ankara'da, İstanbul'da belki hani güneş aralandı ama Ankara öyle değil. O yüzden ana akım medya belki İstanbul'u takip ettiği için her şey güllük gülistanlığa dönüyor diye düşünebilir. Ankara öyle değil. Sokaklarda
lastikler yanıyor, iş makineleri devriliyor. Yani bir kaos havası var, ürkütücü görüntüler var. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın derhal olaylar daha fazla tırmanmadan etkili bir şekilde devreye girmesi lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Çok başarılar diliyoruz. Kolay gelsin efendim. Sağ olun.